Put me to Matthew 25. Matthew 25. At some point, I might come down and meet you there. From verse number 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. He gave five bags of silver to one, two bags of silver to another, and one bag of silver to the last, dividing it in proportion. to their abilities Adam her birinin yeteneğine göre birine 5 birine 2 birine de bir talent vererek yola çıktı. I want you to notice he gave to them in proportion to their ability. Fark etmemizi istiyorum ki her birinin yeteneğine göre verdiğinden bahsediyor. Now, in the, in the, Şimdi, the French Bible Fransızca kutsal kitabında I that today, Bugün keşfettim bunu. that the word abilities o yetenek kelimesi it's a uh, Capacity. The word capacity. Kapasite kelimesi capacity. olarak geçiyor. I, kapasite. I, when he was translating for me Çevirirken today, benim için bu he sabah said sabah, capacity. Dedi ki kapasite. Oh. Dedim so, ki, yeah, Aa. That's, that's, the title of my message. Bugün mesajımın başlığı buydu zaten. I didn't dedim. even know that's the word used in the French Bible. Bile Fransızca kutsal kitabında o kelimenin kullanıldığı. But kullanım I understand here the the word ability here is the same as capacity. Ama burada anlıyoruz ki buradaki yetenek kelimesi de aynı zamanda kapasiteden bahsediyor. Everyone say capacity. Herkes kap Listen. Yeah. So evet. I want you to notice. Parket menzili sto. Their master gave to each one a, according to their capacity. Her birinin yeteneğine göre vermiştir onlara. Don't forget that word. Bu kelimeyi unutmayın. Now let me describe something. Şimdi bir şeyi here. anlatayım size. The source is one. Kaynak tekdir. But the, the 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 channels are different. Ama kaynağın kullandığı kanallar farklıdır. The is one. Kaynak birdir. We are all to one Hepimiz bir kaynağa bağlıyız. Biz Tanrı'ya bağlıyız. O kaynaktır. But each of us Ama her birimiz have different pipes. Farklı kanallara sahibiz. Farklı borulara sahibiz. The size of your pipe sizin borunuzun e, ölçüsü determines the flow through your life. Yaşamınızdaki akışı belirler. Think about a small pipe. Küçük bir boru düşünün. And then you think about the big pipe. Sonra da büyük bir boru düşünün. Obviously, Zaten the water coming through the big pipe will be bigger. Zaten anlıyoruz ki büyük borudan geçen su daha fazladır, değil mi? Is that Doğru değil mi? So we can say that yani, it is not the diyebiliriz ki that the flow. akışı belirleyen şey kaynak değildir, değil it mi? Is the pipe. Borudur. Uh, let me down. Biraz aşağı ineyim. ki siz anlayabilirsiniz diye. Do you know that you can be more anointed than you were last year. Biliyor musunuz geçen seneden daha fazla mesedişe sahip olabilirsiniz. Do you know that? Biliyor musunuz? Do you know that the anointing on your life can increase? Biliyor musunuz yaşamınızdaki mesedişin artabileceğini. But the anointing does not come from you. Ama mesediş sizden gelmez. The anointing comes through you. Mesediş sizin aracılığınızla gelir. The anointing comes from heaven. Mesediş gökten gelir. But our pipes are different. Ama bizim her birimizin borusu farklıdır. The capacity of the pipe. Borunun kapasitesi. Determines the flow of the anointing. Mesedisin akışını belirler. A bigger flow requires a bigger pipe. Büyük bir akış istiyorsan büyük bir boruya ihtiyacın var. So the question is, Pastor Godwell. Yani o zaman Pastor Godwell, soru şu, Pastor Godwell. How do I increase my capacity? nasıl genişletebilirim? Thank you for asking. Sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Because that's what we all want to Çünkü hepimiz bunu bilmek istiyoruz. If the flow is determined by the pipe, not by the source. Akış kaynak tarafından belirlenmiyorsa, boru tarafından belirleniyorsa. Now let's talk about the source for a moment. O zaman şimdilik bir akış şey kaynaktan bahsedelim. God is the source. Tanrı kaynaktır. But değil I mi? want you to know that God shows no partiality. Ama bilmenizi istiyorum ki Tanrı ayrım yapmaz. Does he? Yapar mı? No yapmaz. When Peter came to the house of Cornelius, Petrus Cornelius'un evine geldiğinde, in Acts 10, Elçinin işleri onda. Peter said, Petrus dedi ki, I perceive. That God does not show partiality. Şimdi anlıyorum ki Tanrı ayrım yapmaz dedi. God does not discriminate. Tanrı ayrımcılık yapmaz. If God does it for this man, Tanrı şu kişi için yapıyorsa, God wants to do it for the other man. O diğer kişi için de yapmak istiyor. So the problem is not God. Yani problem Tanrı değil. Or his willingness ya da to do it for you. Tanrı senin için yapıp yapmamak istemesi değil. It is the pipe. Uh, asıl sorun boru. Is the pipe. Boru. Small pipe. Küçük bir boru. Small flow. Küçük akış. Big pipe. Büyük bir boru varsa. <laughs> <laughs> Big flow. Büyük bir akış olur. I mean, you, you think about yani it. bir düşünün. You look at the way the, the city is constructed. Şehrin nasıl olduğuna bir bakın. You see those guys that are working for the belediye. Belediye için çalışan insanları görüyorsunuz they değil mi? They come and they dig. Geliyorlar, kazıyorlar. Because they want to put some new drainage system. Çünkü yeni e, şey hmm. Hmm? yer altına koyulan şeyler var ya. Yeni kanal koymak istiyorlar işte. And ma, look at those ve o Those büyük kanallara bakın, kocamanlar, değil mi? Kocamanlar. Kazıyorlar yeri ve onları tek tek koyuyorlar, one tek one koyuyorlar, tek koyuyorlar, tek tek. Ve bu şeyler o kadar uzun ki uzuyor ki, yani, they are so big that o kadar you can büyükler ki içine bile girebilirsiniz, içinden them. geçebilirsiniz. Senin mutfağındaki borundan daha büyük onlar. Doğru, değil mi? Is that true? Doğru değil mi? Why do they have big pipes like that? Neden öyle büyük kanallar var Because peki? They are not with one Çünkü sadece bir kişiyle uğraşmıyorlar. They are with whole city. Büyük, ya yani kocaman bir şehirle uğraşıyorlar. Bir şehir için. tüm şehre hizmet edebilmek için büyük bir boruya ihtiyaçları var. Biliyor musunuz? Know? That işte böyle çalışır. Büyük bir akış istiyorsanız. Hayatınız büyük topluluklara bereket olsun to diye. A city, bir şehire. To a nation, bir ulusa. Bir e, bir kıtaya. O zaman bunu belirleyen kişi Tanrı değildir. Biz belirleriz. Every time you ask God to increase you, Tanrı'dan ne zaman seni artırmasını istesen, ask Him to increase your capacity. Kapasitenizi de genişletmesini isteyin. You know what I believe? Inanıyorum, biliyor that musunuz? God intentionally holds. Uh, that's a big one. <laughs> <laughs> I believe that God purposely holds things. Bazı şeyleri bazı insanlardan bilerek geri tutuyor. Sırf onları korumak için. Çünkü onlara verseydi onu. <laughs> patlatırlardı yani. Yani onları seviyor ve onlara merhamet ediyor. Onlar ağlıyorlar ama ben, ben, ben. God loves you. Tanrı He Tanrı. God loves them. He don't want to give them. O kadar çok onları seviyor ki onlara vermek istemiyor. The thing, the thing istemiyor. God is holding it back from them and stopping them. Düşünüyorlar no. ki Tanrı onları durduruyor, Tanrı onlardan, God onlardan geri tutuyor God o şeyleri. Hayır, Tanrı onları aslında kurtarıyor. They're not ready. Hazır değiller. But they think they are. Ama hazır olduklarını sanıyorlar. So he holds it back. O yüzden onlardan geri tutuyor bunları. Ve onların dua şekillerini değiştirmelerini istiyor. Rab bana ver demek yerine you Lord increase my capacity. demeleri lazım ki Rab kapasitemi genişlet. Because I promise, when Çünkü size söz the moment veriyorum. Your grows, kapasitenizin genişlediği an it flow doğal olarak akar. It's true. Gerçek doğru bu. You just naturally flow. Doğal olarak akar. That that is why we that's why we are fasting for 21 days. Bu yüzden days. biz 21 gün boyunca oruç tutuyoruz. You know. You <laughs> Someone said, "What is this 21 days prayer and fasting for? What is this for?" Birisi demiş ki, bu 21 günlük dua ve oruç ne ya? You are not smart. Çok da zeki değilsin. Böyle konuşan biri zeki değil. İkincisi. Birincisi de not very smart. Number two, they don't know the Bible. Know. İkincisi de kutsal kitabı bilmiyor. Niye days? oruç tutursuki 21 gün neymiş niye boşuna diyenler. You know in America they have a problem now, a big problem it's been there for a while. Obesity. Amerika'da uzun süredir sıkıntı olan bir şey var, Obesite. And then in America people are saying uh, Choose the fasting that works for you. Ve Amerika'daki insanlar diyor ki senin işine yarayan orucu seç diyorlar. Hangisi sana geçe e yarıyor? Hangisi yaramıyor? Some of them are like double decker buses. Yani bazıları çift katlı otobüs olur ya, öyleler yani. When Gregory Dekau was here, Gregory Dekau buraya geldiğinde, I was walking with him on the street. Onunla birlikte sokakta yürüyordum. You know he's a very smart guy. Ve biliyorsunuz so o çok zeki bir going, insan. You know what he said to me? Ne dedi bana biliyor musunuz? On musun the street of Istanbul. Sokakta iken İstanbul'da. He said, We can, I can walk in Istanbul. Dedi ki İstanbul'da yolda in yürüyebiliyorum America, dedi. They Amerika'da they block the road. Kocala, kocamanlar diye yolu kapatıyorlar dedi. <laughs> uh, and you are talking about Do you know that fasting helps your health? Biliyor musunuz oruç tutmak sağlığımıza yardımcı oluyor. But talking, talk with some some wisdom. Yani konuşurken biraz bilgelikle konuşalım. <laughs> this is vast. This vast. Why? Because ki? because you you are blocking the road. Neden yapıyoruz? Çünkü sen yolu kapatıyorsun. <gülüyor> 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 I'm, I'm, I'm telling you now. Ya I'm, Söylüyorum şu anda. Don't look at me that way. I'm just telling you. That's a fact. Bu bir gerçek yani. You're blocking the road. Yolu kapatıyorsun. Ve bu şey sana yardımcı olacak. It's a fact. Bu bir gerçek. Bakın bugün pantolonumu giydim. Even the other day, last week Geçen <laughs> hafta bile ee, şeyimi e, koyuyordum kemerini. Böyle last one. en son e, şeye düğme en son deliğe sokmam gerekti yani. I've been for 20, Çünkü 20 gündür oruç what, tutuyorum. Bugün 19 day. 21. 19 today, right? 21. Yeah, I'm yani 19. gündeyiz oruç tutuyoruz. O yüzden yani. Gerçekten ilk iki hafta eşime bir sorun. I I wasn't eating even after the, when you guys finish and you eating yani, your steak. All the stuff oruç you guys saati eat, bittikten iskender. sonra yemek yiyoruz ya. Belki bazılarınız et yediniz, İskender yediniz. I was on soup. Ben sadece çorba içiyordum. And salad. Sadece çorba ve salata. Because I'm thinking I'm a pastor I need to do more than the people. Çünkü düşündüm ki kendi kendime ben bir pastörüm ve insanlardan daha fazla yapmam gerekiyor. Say capacity. Kapasite diyelim. Yeah, kapasite. Exactly. I might look skinny in the physical. Fiziksel Now look. olarak ince gözükebilirim. But my spiritual capacity Ama has grown. Ama ruhsal kapasitem o kadar büyüdü ki I don't want to be pregnant as a man. Yani bir adam olarak hamile olmak istemiyorum. Capacity. Kapasite. <laughs> 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 But when you listen, apart Dinleyin. from the just the, do you know? Do you know that Biliyor if you, go musunuz? on, if you go on a on on a water fast, bir işte su orucuna girerseniz for eight ten days, sekiz on gün, and just water. su tüketirseniz yemek yemezseniz sadece su tüketirseniz 8-10 no gün boyunca bedeninizdeki tüm toksinler çıkar. All the joint pain, tüm eklem ağrıları, you know, yok yes, bel ağrısı yes, vesaire hepsi gider. Hepsi gider. Yes. Hepsi, gider. Yes. hepsi. God has designed it also in such a way where it heals your body without prayer. Yani Tanrı öyle bir şekilde tasarladı ki bunu dua yani bu bu şey senin bedenini bile iyileştiriyor. It heals your body. Bedenini iyileştiriyor. All the food you've been eating for 10 years. Son 10 senedir yediğin tüm yemek. Some of them are hiding somewhere. Bazıları bedeninin bir yerinde saklanıyor. Just like the pipe Böyle şey yık bulaşık yıkadığımız yer var ya lavabo lavabonun borusu gibi İşte yemek şey yaparken oraya stuff. bir şey yıkarken ben bir şeyler there. dökülüyor pirinç dökülüyor They're bazıları hala there. orada o boruda O yüzden back up. tıkanıyor ve su geri geliyor So when you, when you fast, yani sen oruç tuttuğunda, 10 gün no food, yemek yemeden on only gün boyunca, water. sadece su tüket. And of course, when Tabii you, de, when you drinking a lot of water, çok su tüketmen gerekiyor. Your body is releasing poison. Çünkü bedenin o zehiri her şeyi atıyor. Even you would notice your urination would change. Sen bile fark edersin ki çişinin rengi değişmiş. It will change. Değişir rengi. Fact. Bu bir gerçek. For the first few, watch this. The first day, Bakın, ilk gün, that you start the fast, orucu başladığınız ilk gün, you, you, you feel gas, stomach, Böyle, gaz sıkışması oluyor. you're not eating, you just feel full. Yemek yemediniz ama böyle karnınız şişmiş, Why? Because dolu hissediyorsunuz. Your stomach is filled with, Çünkü with acid. Karnınız asitle dolu, mideniz asitle dolu. And the acid breaks down the food you eat. Ve asit de yediğiniz yemeği böler midenizde. So if you eat breakfast at 9 a.m. Sabah 9'da kahvaltı yapıyorsan. Your acid get wakes up. Okay, 9 a.m. food is coming. Kan is coming. asit uyanıyor diyor food ki tamam yemek geliyor no, diyor. You, you, know that the body when it comes to food and sleep Bakın, has, has clock. Ve içmeye geldiğinizde bir beden saati var. Do you understand what anlıyor, I'm talking anlıyor about? Anlıyor musunuz dediklerimi? If you if you wake up 6 am every morning. Her sabah sabah altıda uyanıyorsanız. And you've been doing it for years. Ve senelerdir aynı düzende iseniz. Your body knows that time to wake up. Bedeniniz biliyor ki benim altıda uyanmam so lazım. Even if you sleep at 4. Yani dörtte bile uyusan. Your body will wake you up at 6 bedenin seni altıda uyandırır. Because it's your body clock. Çünkü bedenin artık o sisteme alışmış the beden same with, saatin var. The same thing with food. Yemekle de aynısıdır. So if you eat breakfast at nine, sabah dokuzda kahvaltı yapıyorsan, your gas is released at nine. Sabah dokuzda o, o asit çıkıyor. Acid. Asit çıkıyor midede. You know midede çok asit vardır. You know that, Biliyorsunuz right? değil mi? Çok asidin stomach. olması da iyi bir şeydir. It hurt you. Sizin canınızı yakmaz bu. It's good. It i̇yi bir, in bir şeydir. Sindirim için yardımcı olan bir şeydir. Even I watch ben vahşi yaşam izliyorum One çok. One of the Aside e, sahip olan hayvanlardan biri ayına. The acid in in ayına. in the stomach is so strong that it when it kills an animal it will eat the bones. Midedeki asit o kadar güçlü ki bir hayvanı öldürdüğünde kemiklerini de yiyor. It will eat everything, even the hide, hayvanın even the hide. Şeyini yiyor. The hide, you know the hide, the animal skin. E, hayvanın derisini bile. You eat everything. Hepsini yiyor. It, it, acid will just Mide, yani midesi de asit o Croc kadar acid. güçlü ki hemen sindirir. The same th pardon? Ayina diye bir hayvan. The same with crocodile. Yani şey de öyle. Timsahla da öyle. No, yeah, see, crocodiles don't bite and chew. They just swallow the whole thing. They yani head, the, timsahlar, the horns. Timsahlar biliyorsunuz hiç e, çiğnemezler. Direkt alırlar hop yutarlar. But a strong acid there. Güçlü bir asit. Come on, say amen. Hadi ama amin deyin. So, hey, yani bu 21 günlük dua ve oruç ne bu ya diyenler? For your Sağlığımız için. Amen. Amin. I mean, bu bile bir yararı yani. But Ama bunu yapmamızın asıl nedeni bu değil. When you look at the Bible. Kutsal kitaba baktığımızda Moses fasted for 40 days twice. Musa iki kez 40 gün boyunca oruç tuttu. Jesus fasted for 40 days. İsa Mesih 40 gün oruç tuttu. Elijah fasted for 40 days. İlyas 40 gün oruç tuttu. Paul the apostle Elçi Pavlus and Barnabas ve in Acts 13. Elçi işleri 13'te they were fasting and worshiping God oruç tutuyorlardı ve Rabb'e tapınıyorlardı. When the Holy Ghost said, Ruh onlara, Sadece tapınmıyorlardı. Tapınıp oruç tutuyorlardı. When the Holy Ghost separated Kutsal the both of them. ikisini o an ayırdı. Fasting will separate you. Oruç seni ayırır. Today, bugün when we say Paul, Pavlus dediğimizde, we don't know his second name. Pavlus'un soyadını, ikinci adını bilmiyoruz. But when you say Paul, ama Pavlus dediğinde, people know you're talking about Paul the apostle. İnsanlar elçi Pavlus'tan bahsettiğini anlıyorlar. But that fasting defined his destiny. Ama o yaptığı oruç onun kaderini belirledi. Can someone say Biri amen? Bir samim diyebilir mi? So that's what fasting would do for you. Yani oruç senin içinde bunu yapar. It define your destiny. Senin kaderini belirler. You apart Ve seni diğer insanlardan ayırır. Who just like to eat, eat, Sürekli eat, yemek eat, isten, yemek, yemeği yeme seven. Yeah, eat, Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Say capacity. Herkes kapasite desin. Kapasite. Amen. Amen. So how do we increase our capacity? Yani kapasitemizi nasıl arttırıyoruz? Let me show you. Göstereyim size. Who wants to see Kim görmek an increase? istiyor bir artış. Kim wants to do big things for God Kim in 2024? Tanrı için 2024'te büyük şeyler yapmak Aha. istiyor. Everybody. Herkes. I'll be lifting my yani legs ayağımı, also. ayağımı da kaldırırım her of yerime all kaldırırım. The big things yani. God. Büyük şeyler. But we must increase in our capacity. Ama kapasitemizi arttırmamız gerekiyor, genişletmemiz Amen. gerekiyor. Amin. Show. So, uh, can I have three guys? Please? Üç tane kişi alabilir miyim? 3 erkek. 3 erkek. Just line up here, Şuraya sıraya girin look üç erkek. Three guys. One more. Bir tane de erkek alabilir miyim beyefendi? Uh -huh. Yes. Tamam. So, three of them. Üçü. The master was about to go on a very long journey. Efendilere çok uzun bir seyahate çıkmak istedi. Üçüne de dedi ki, I have some things I want to give to you. Sizlere vermek istediğim bir şeyler var. Okay. Tamam mı? This man. Bu adam is a representation of a group of people in the church. Kilisede belli insanların bir grup insanı This temsil eden also. kişi. Bu adam da bir grup insanı temsil eden so kişi. Bu adam da bir grup insanı temsil eden kişi. So it comes to the first one. İlk kişiye geliyor. And he gives him. Ve ona ah, open, Aç elini. Five talents. Beş talent veriyor. 5 Beş. Right? Değil mi? Beş talantı var. Ve onlara diyor ki, Yatırım yap. Until ben geri gelene kadar, değil mi? Kullan. Use it. Kullan, kullan. Use Kullan. comes İkinci kişiye geliyor. Ona iki talant veriyor. Talent. İki talent Kullan. Ben gelene kadar. I know Devam et. This so I Biliyorum. One. Sen bunu sen bunu halledebilirsin. O yüzden sana bir tane veriyorum diyor. Gave him one talent. Bir tane talent veriyor. And said, Ve diyor ki ben gelene kadar gerekeni and yap. He, he Sonra da gidiyor. So, now the three of them did something with what the master gave them. Efendilerinin onlara verdiği şeyle bir şey yaptılar, değil mi? So he goes. O gidiyor. Git. <laughs> and he walks, begins to began to work with it. O talentı çalıştırmaya başlıyor. He goes. O gidiyor. And he began to work with his own. Kendi talentiyle çalışıyor. Çalış, 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 çalış. Sen de çalış. Tamam. Bir şey yap. <laughs> bir şey yap, bir şey. Aha, bir şey <gülüyor> 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 While they are working. Onlar çalışırken. He goes. O gidiyor. And he goes to the köşeye and he digs in the ground. Gömüyor. Göm. Dig, dig, dig. Göm, göm. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel burası. Buraya. Gel. <laughs> dig, dig, dig. Göm, dig. göm, göm. Aha. Hmm. He puts it. Aha. He sits. Ah, ya. Ah, oturdu. Yeah. Aynen, exactly. aynen. 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 Bak. Aynen. So he he digs it. Gömüyor. Buries it. Gömüyor. And he sits down doing nothing. Bir de oturuyor. Nothing. Hiçbir şey yapmıyor. folding his legs. Çök, drinking chai. Işte, çay. çay içiyor, bir şey yapıyor. He didn't do anything with it. Hiçbir şey yapmamış. Right? Değil mi? These guys are working. Bunlar da çalışıyor. And these guys are really taking the word of the Lord seriously. Gerçekten de Rabbin sözünü ciddiye alıyorlar, değil mi? Onlar ciddiler. Oyun oynamıyorlar. It and Ciddiye alıp yatırım Lord, yapıyorlar. What you gave Rab, bana verdiğin When şey you come bu. Back, geri geldiğinde you're not see the same. aynı şekilde kalmayacak. I'm it for Onu you. çoğaltacağım senin için. That is Onların zihniyeti you're bu. Working, working, çalışıyorlar, working, çalışıyorlar, working, çalışıyorlar. So one day, Bir gün, tana tana, the comes back. efendi geri geliyor. Did you know? That our master is coming back soon. Efendimiz geri geliyor yakında. Do you know Biliyor musunuz? Jesus İsa is Mesih Geri geliyor yakında. What has he given to you? Sana ne verdi? How are you treating it? Ona nasıl bakıyorsun? You might say, but pastor, it's a small gift. Diyebilirsin ki ama pastor çok küçük bir armağan. What are you doing with e, a small gift? Ne yapıyorsun gift? o küçük armağanda? How are you using it nasıl to glorify God? Nasıl Tanrı'yı yüceltmek için o armağanı kullanıyorsun? How are you using it to bless people? İnsanları bereketlemek için nasıl kullanıyorsun? Have o? you buried it? Gömdün mü onu? Or are you investing it? Ya da yatırımda mı bulunuyorsun? God is coming back. Tanrı geri geliyor. Yargılamak için her birimizi. All of us. Her birimiz. No burada it. hiç kimse kaçamayacak o durumda. Each of us Her birimiz. Shall give hesap vereceğiz. To Tanrı'ya. bize us. verdiği şeyleri nasıl kullandığımıza dair. He wants you here. O seni burada istiyor. You must stay there. O zaman burada kalman You're not gerekiyor. Stay here Buraya gitmeyeceksin, it's here. Burası rahat diye. That's the life of some people. Bazı insanların yaşamı bu. It's too hard. Bu çok zor. I can't do this. Yapamam it. bunu. Çok zor. So I'll do the easy. Kolay olanı yapayım. That's not the life of a Christian. Bir Hristiyanın yaşamı bu değil. Somebody came to me. Birisi bana geldi. Pastor. Pastor. I have this stuff. E şu şeyler this var. problem, var. This problem. Şu var, bu var. I said, um, Dedim ki. Come to church, kiliseye gel, istikrarlı olarak kiliseye geldi. First thing that came out of his mouth is, Ağzından çıkan ilk şey şu oldu. I live very far. Çok uzakta oturuyorum pastör. ve okay, tamam, ben ne yapayım you o know, zaman it, it, senin için? You want, you want God to help you, Tanen, but you you can't pay the price. Tanen sana yardımcı olmasını istiyorsun ama bedeli ödeyemiyor musun? Uh -huh. you live far. Çok uzakta oturuyorsun. Okay. Tamam. When When bondage becomes expensive, you will go for freedom. Ama tutsaklık senin için ne kadar çok pahalıya gelmeye başladığı zaman o zaman özgürlük arayacaksın. Oh, somebody will get Birisi bunu anlayacak. When bondage becomes tutsaklık, expensive, you go for freedom. tutsaklık pahalı gelmeye başladığında özgür olmak istersin, özgürlüğün peşinden gidersin. I, I live far. Ha, çok uzakta where, where oturuyorum. Do you live? Nerede oturuyorsun? I live in Esenyurt. Esenyurt'ta oturuyorum. <laughs> Excuse. Bahane. Excuse. Bahane, bahane. Excuse. Bahane. Bahane. Will Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmelerinden alıkoyacak bir şeydir. Geri gelin Üçünüz. O gün geliyor şu şekilde olacağız. Efendimiz. Ask us, soracak bize what we did with what they gave us. bize verdikleriyle ne yaptık diye. Each of you, Her biriniz yani ilk defa bile burada olmuş olabilirsiniz ama hepinizde bir şey var. Hepinizde no bir şey var. Hiç kimse a God -given Tanrı tarafından verilmiş bir armağana sahip değil diye bir şey yok. Nobody. Kimse buna sahip each değil you, diye bir şey yok. Her you, birimiz. Her birimiz bir şey aldık. Ve Tanrı'ya geleceksiniz, anlatacaksınız. Bana bunu verdi. Ben bununla to. da bunu yaptım. Bunu anlamak bizim içimize Tanrı korkusunu koymalı. Çünkü bu bir oyun değil. So I gave you five Sana beş talent verdim. What did you do ne with yaptın? it? He doubled it. Do He has made it ten. On talent oldu şimdi. Well done. Aferin sana. Good and faithful servant. İyi ve güvenilir köle. köle. Enter şimdi into the joy joy of your Lord. Rabbin sevincine. Joy, joy, Sevinçli, joy, sevinçli. Ha, ha. Dance, dance çünkü cennet sevinçli bir yer değil mi? Amin. So he's dancing. Dans rejoicing. Hallelujah. Because he did good. Çünkü iyi bir şey yaptı. Sana iki tane verdim. ne yaptın? Dört tane yaptım. Ah. o da çoğaltmış. Aferin. Aferin sana. iyi. <laughs> Good and faithful İyi servant. Köle. Enter now into the joy of your Lord. Girmi şimdi Rabbin sevincine. Dans dans filat. Uh aha -huh. aha. Uh -huh. Evet yes, you evet see? görüyor his musunuz his dans ediyor. As he enters, girerken. He, that's how it's going to be. Böyle olacak. When Jesus comes back. İsa Mesih geri geldiğinde. Everyone that her serves God faithfully. Sadık bir şekilde Tanrı'ya hizmet eden her bir kişi. Enter into the presence of God. Tanrı'nın varlığına. With joy. Sevinçle girecek. But those that don't, ama they will enter Yapmayan kişiler göz yaşıyla girecek. Ağlayarak girecek. You Çünkü cennette Tanrı points and she see my son, see my daughter. See all that she should have, you, you You could have sana şöyle gösterecek bak kızım bak oğlum tüm bunları başarman gerekiyordu tüm bunları yapman gerekiyordu. If only you did what I told you. Sadece sana dediğim şeyi yapsaydın bunları başaracaktın. But it'll be too late. Ama çok geç olmuş olacak artık. I don't want it to be too late. Ben çok geç olmasını istemiyorum. Everything God called me to preach, I will preach them. Tanrının benim vazetmemi vazetmem için çağırmış olduğu her şeyi yapacağım. Every country God called me to travel, I'll travel. Tanrının seyahat etmemi istediği her ülkeye de seyahat edeceğim. Everything God wants me to give, Tanrı I'll give. Tanrının vermemi them. istediği her şeyi de vereceğim. So that when it's over, ki her şey bittiğinde, when I go over there, oraya geçtiğimde, I will rejoice. Sevineyim diye. Give you one talent. Sana bir talent what did you do? with ne it? He said. I. slept on Dedi ki it. <laughs> uyudum, I buried it. Gömdüm. And really, that's the right, also that's... the right thing. Ya, bu söylediğin de doğru yani. O tembellik, yattım. Doğru. Tembellik evet. I slept on it. Yattım yani. That's very true. Çok gerçek. He slept on it. Yattı. He dug into the ground, buried it. Gömdü. And he said, um, let me bring you back your money. Dedi ki sana paranı geri getireyim, talantını geri getireyim. So he goes. Gidiyor. He digs it out. Çıkarıyor oradan. goes, he goes gömdüğü yerden çıkarıyor. He even knows the place. Yeri bile biliyor. After all these years. Ya senelerdir gömdüğü He said, yeri bile biliyor. is your money. Diyor ki al paran. Oh. Ah. The master said. Efendisi dedi ki. You lazy and wicked servant. Tembel ve kötü köle. Oh. Ah. We see the reason why he couldn't accomplish the purpose of God. Neden Tanrı'nın amacını yerine getiremediğini görüyorsun? Lazy. Tembellik. Ve kötülük. Hmm. Take him away. Götürün onu buradan. <gülüyor> 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 so he is removed out of the picture. Şimdi resimden çıktı o değil mi? The guy who has ten. On talanta olan kişi. Come. Gel. Jesus. İsa Mesih. Said something that Ben bile okuduğumda şaşırdığım bir şey söyledi. Çünkü mantıklı gelmedi But bana. Sonradan anladım ama. It takes the one from the man and it gives it to the one that has 10. Gömen kişiden bir talanta alıp 10 talanta olan kişiye veriyor. So I thought, but he has the e lot. E Why? Ama dedi ki, e, zaten on tane varmış. One niye one? bir tane daha veriyorsun ona? this is doesn't make sense. Mantıklı değil ki. Okay, why don't you give it to the guy Tam, with two? Niye iki talanta olana, dört talanta olana vermiyorsun? You give to the one that already has the lot. Zaten on talanta olan kişiye niye veriyorsun? John Bevere said this. John Bevere şöyle dedi. I you know John Bevere. tanıyorsunuz? He said that there are some people hmm that God have added to their work because other people failed God. John Weaver dedi ki bazı insanlar var Tanrı onların yüklerine daha fazlasını yani onların omuzlarına daha fazlasını vermiştir. Çünkü o verdiği fazlayı aslında yapması gereken insanlar yapmadığı için. Yeah. It takes it and gives yani ondan operation. alıyor diğerinin yüküne ekliyor. Oh, wow. Vay be. When I heard that. Bunu duyduğumda korkuttu beni. Tanrı korkusu. Bana Don't verdiğini benden alma. Bana verdiğini benden alıp başkasına vermesini istemiyorum. Lazy, Tembel. Wicked. Kötü. Ve daha elinde zaten çok olan kişiye veriyor. Ve dedi ki, the one who has little, ki az olan, aza sahip Even olan kişi. O az bile ondan alınacaktır oh, oh, oh. oh, oh, oh. diyor. Ve kimde çok varsa shall get more. daha fazla eklenecek. Why? Kapasite. 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 Tanrı sürekli daha fazlasını yapan kişiye her zaman verir. Onun için ne kadar <laughs> çok yaparsan evet. o kadar çok şey ekler sana. <laughs> that's God. <bu>. Tanrı böyle işler. <laughs> bu egemenlik böyle işler. Oh, but, but I don't have much. E, ama elimde çok yok. My friend, why? Why don't you have Arkadaşım neden yok elinde why? çok? Why? Why? Neden? Is it not working? Neden olmuyor? Why? Neden? Why? Neden? Why? Neden? Lazy. Tembellik. Wicked. Kötülük. And then the pro watch this. İzleyin. Kerem Bey come back. Kerem abi geri please. gel lütfen. Stand over there please. Orada dur. Thank you. Teşekkür ediyorum. This is just an illustration. Bu yani benzetme örnek gösteriyorum şu an tamam mı These are good men. Bunlar iyi insanlar. Right? You değil mi? That. Onları tanıyoruz. But the, you look at the church, Ama kiliseye bakıyorsun. The one that is not doing much. Çok fazla şey yapmayan kişi is envious of the one that's doing much. Çok fazla yapan kişiyi kıskanıyor. It is criticizing him. Çok yapan kişiyi eleştiriyor. Why? <laughs> niye öyle yapıyorsun? Öyle yapmayı Bu yanlış yok yok. Why everything is him? Niye hep o? Niye hep They o? always give it to him. Hep ona veriyorsun. Why why him? Niye o? Niye o? Men don't promote you. God is the one that promotes you. İnsan değil seni terfi ettiren Tanrıdır. So this this person is always angry at that person. Bu kişi hep şu diğer kişiye sinirli kızgın. But this, but he is not the problem. Ama problem bu kişi değil ki. He is the problem. Problem bu kişi. Because he's not doing what he should do. Çünkü aslında yapması gerekeni yapmıyor. Increasing capacity. Kapasitesini arttırmıyor. You see, the Lord knew. <laughs> Interesting. İlginç. The master knew them. yani onlara talantı veren efendileri onları tanıyordu <laughs> Before değil mi? He gave them. Onlara talantı vermeden önce. Notice he gave one to him. Fark edin ona bir tane vermiş. And gave five to him. Ona da beş tane he vermiş. He knew them. Zaten onları tanıyordu. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? He değil mi? knew Zaten them. Zaten onları tanıyıp ona göre vermiş. Biliyor much. ki şu şuna çok vermeyeyim. <laughs> I won't put too much. Çok vermeyeyim ona. Because if I put too much Çünkü it, it may be wasted. Ona çok verirsem boşa gitmiş olur, harcanmış olur. Thank you. guys. Teşekkür God ederim bless you. arkadaşlar. Clap Onları alkışlayalım. Şababi'yi de alkışlayalım. Did you get that? Anladınız mı bunu? Did you get that? Anladınız mı? So how do I increase my capacity in the spirit? Yani ruhta kapasitemi nasıl arttırabilirim? Number one. Birincisi. Through prayer. Du'a aracılığıyla. Ah oh, yes. Ah oh, yes. Jala kata labra gadebe seko palaba petesi tono palhi dabahito. The more you pray. Ne kadar çok dua edersen. <laughs> o kadar çok genişlersin. Especially praying in tongues. Özellikle dillerle dua etmek. Talo ko tahata lehito o katahate keto lo You pray. Dua you edersin, you pray, artar, you genişler. You pray, you Dua et, pray, genişler. Dua edersin, genişler. Hallelujah. Hallelujah. The man who built Zion City, Illinois. Illinois'da uh, Sion şehri inşa eden kişi, Sion şehrini. He would pray for hours. Saatlerce dua edermiş. Was a mighty revivalist. Büyük bir uyanışçıydı. Hours to pray. Hours. Saatlerce dua ederdi. And then watch this. Sonra izleyin. He comes out of his house. Evinden çıkıyor. Sokakta yürüyor. Tanrı insanları iyileştirmeye başlıyor. Dua etmeden, vaaz etmeden direkt yürüyor. Tanrı gücü dökülmeye başlıyor. John Alexander Dowie. John Alexander gidin hikayesini okuyun. Güç akmaya başlıyor. Mesedi çakmaya başlıyor. Çünkü duada kapasiteyi arttırırsınız, genişletirsiniz. Ve akışla daha güçlü olur. How many of you have heard of uh, uh, Dr. Yonggi Cho? Ka kaçınız Dr. Yonggi Cho'u duydunuz, adını duydunuz? Oh yes. Evet. He said in the when he was much younger. Daha gençken demiş ki. Small church. Küçük kilise. He used to pray five hours every day. Her gün beş saat dua edermiş. <laughs> Some of you are thinking five hours. Bazınız how? düşünüyorsunuz beş saat mi? Five hours. Oh my God. Vay What be. do you say for five hours? Beş saat boyunca ne diyorsun ki Tanrıya? He said he was praying five hours. Dedi ki beş saat dua ediyormuş. because he didn't have anything to do. Çünkü yapacak hiçbir şey yokmuş. But I believe he did not know. Ama inanıyorum ki o. That if you spend that much time with God. Tanrı bu kadar çok vakit geçirirsen. It will change you. Seni değiştireceğini bilmiyordu o. Onu he said, değiştireceğini he said, bilmiyordu. He said, I'll be praying. Dedi ki dua ediyor olurdum. Ve ne yapmam gerektiğini görüyordum. Oh yeah. praying, I'll be seeing dua ederken görüyordum I dedi do. ne yapmam gerektiğini. Pray that our 21 days of dua ediyorum ki bu 21 günlük dua ve orucumuz bu sene boyunca yaptığınız tek dua ve oruç zamanı olmasın. We come on we pray Perşembe günü geliyoruz hours. 9 saat dua ediyoruz and we tell you come pray three hours, come pray one hour at least. saat dua edin, en az bir saat dua edin diyoruz. Come. Gelin yani. Expand your capacity. Kapasitenizi genişletin. Can someone shout amen? amin diyebilir mi? Amen. Another way to expand your capacity. Kapasitenizi genişletmenin başka bir yolu da. Is by the word of God. Tanrı'nın sözü sayesinde. To study it. Tanrı'nın sözünü okumak. You know, I was telling, I'll finish this. Şunu da bitireyim. Uh, I was telling the um, Bible school students. Nehir hizmet okulu öğrencilerine diyordum ki. You know, you know, we used to announce. Biliyorsunuz. Uh, Duyuruyorduk diyorduk. Nehir hizmet okuluna gelmek istiyorsanız, pray, pray, dua edin. Pray and ask God. Dua edin Tanrıya sorun. You know what? I said, don't. Bakın, don't, I don't want us to say dedim that ki artık bu cümleyi kurmamızı istemiyorum. No, don't need to pray. Dua etmenize gerek yok. Don't pray. Dua etme. Come. Gel. Pastor, I, thought, I need to pray. Pray, pray, ah, sor, pray dua for dua etmem me. gerekiyor. Ne için pray dua edeceğim? Pray and ask God if He wants you to come know more about His Word. Yani Tanrıya şöyle mi dua edeceksin? Ne hizmet okuluna gideyim mi? Senin sözünü daha iyi tanıyayım mı? Bunu mu dua be. edeceksin Tanrıya? No, like if you, Lord, should I come to school? God will say no. Yani sanki <laughs> sen öyle dua ettiğinde Tanrı hayır diyecek. <laughs> What do you think? Do you think God say Tanrı hayır Bible mı diyecek school? sizce? No, Nehir hizmet okuluna git diyecek sana. So, need, no need to o yüzden need dua man. etmene bile gerek yok. Come and learn. Gel ve öğren. Come and grow. Gel ve büyü. Come and know God. Gel ve Tanrı'yı tanı. Come and know His word Gel onun sözünü tanı. Kendin için ama. Come and get ready Gel ve hazırlan. Tanrı'nın senin yaşamın ile yapmak istediği şeyler için hazırlan. İsa'nın ismiyle. Everyone say capacity. Herkes kapasitedesin. Amen. Amen. So two things I gave you today. Yani size bugün iki tane şey verdim. Biliyorum vaazım kısa. But it will bless you. Ama size bereketleyecek. What's number one? Birincisi neydi? What's number two? İkincisi neydi? Yeah. Exactly. Study the word. Study the word. Tanrı'nın sözünü okuyun. Read it. Read it. Read it. Give attention, my son. Give attention to my word. Oğlum, sözümü dikkatle dinle. Ha. Hide the word in your heart. Yüreğinde sakla. It will protect you. Seni korur. It will strengthen you. Seni güçlendirir. It will help you. Amen. Sana yardımcı olur. Praise God. Rabbi Jelik olsun. Amen. Amen.